Selamlar herkese. Bugün sizlerle beraber General Mobile GM Watch saatini inceleyeceğiz. Öncelikle ben bu kutuyu ilk defa açıyorum. O yüzden bir hafta kendimi deneme sürecine gireceğim. O yüzden şimdi sadece dış tasarımından ve küçük biraz da teknik özelliğinden bahsedeceğiz. Sonra bir hafta sonra tekrar görüşürüz. Tasarımdan başlıyoruz. Daha önce General Mobile hiç akıllı saat sunmamıştı. Onları da genellikle uygun fiyatlı telefonlarıyla biliyoruz. Bu ilk akıllı saati. Bakalım bu akıllı saatte neler varmış, nasıl görünüyor? Tasarımından başlayacak olursak aslında oldukça asil duran, diğer akıllı saatlerle de aynı görünüşe sahip bir saat. Ama oldukça da asil olduğu kadar da kapalı bir görünüşe sahip. Yani daha çok kalın bilekli kişilerde daha iyi durabilecek gibi duruyor. Bu bende birazcık incecik bileğim var. O yüzden bende iyi durmaz. Ya da ince bilekli kadın veya erkek kim olursa olsun güzel durmayacağını düşünüyorum. Şu anda siz de görüyorsunuz zaten bileğimde. Tabii ki sizin takdirinize kalmış. Dilerseniz ince bileklerde de bunu kullanabilir. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama bence benim daha önce kullandığım saatlere göre bir tık kaba durdu. O yüzden tabii ki sizin tercihinize kalmış tekrardan. Bazı saatlerde şu yanında gördüğünüz tuşla böyle ileri geri yaparak hareket ettirebiliyorsunuz. Ama bunu sadece tıkladığınızda daha sonrasında saat kadranına geliyor. Aşağı yukarı sağ sol derken istediğiniz özellikleri oradan görebilirsiniz. Saatimizin 4 de farklı kadran seçeneği var. Siyah, mavi, yeşil, kırmızı olarak seçin beğenin alın hangisini istiyorsanız, hangisi kıyafetinize ve modunuza uygunsa onu kullanabilirsiniz. Arkada bulunan çentik tarafından değiştirebilirsiniz. Saatin üzerine böyle uzunca da bastığınızda şu an ekranda gördüğünüz üzere kadranları değiştirebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden de bunları çeşitlendirebilir. 40 farklı seçenek var diye hatırlıyorum. İstediğinizi seçebilir, onu kullanabilirsiniz. Dilerseniz çok da fazla uzatmadan teknik özelliklere geçelim. Şu an ekranda da sizler de görüyorsunuz zaten. 1.3 inç 240x240 LCD ekranı var. 62 gram ağırlığı, 24 saat nabız ölçümü, IP68 sertifikası, Android 6.0 ve sonrası sürümlerini destekliyor. Bluetooth 5.1 sürümünü destekliyor. 300 amper bataryasına sahip ve 10 gün kullanım süresi sunuyor sizlere. Tabii ki bunlar sayısal veriler. O yüzden ne kadar ilgilendirici bilmiyorum. Çünkü beni ilgilendirmiyor. Sadece deneyime bakıyorum. O yüzden dedik ki bir hafta deneyelim. Bir hafta sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir haftadır General Mobile akıllı saati deniyorum. Aslında akıllı saat deyince, yani bilmiyorum bu saate akıllı saat demeli miyiz? Bence akıllı bilekliklere daha yakın. Ama hadi saat gösteriyor diye saat diyelim. Tüm temel işlevleri görüyor. Yani biz akıllı bileklik ya da akıllı saat deyince aklınıza ne geliyor? Uyku, nabız. Onların hepsini barındırıyor. Şimdi onlara da bakacağız. Ekranı aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda içinde sağlık verileri, nabız, uyku, nefes egzersizleri, alarm, kronometre, hava durumu, telefonunu bul, deklanşör, el feneri ve bildirimler, ayarlar bulunuyor. 12'de farklı egzersiz modu var. Bu bilekliğimiz aslında çok da temel şeyleri almış gibi görünüyor. Yürüme, koşma, bisiklet, futbol, tenis gibi seçenekleri mevcut. GM Watch üzerinden de egzersizlerin geçmişine bakabilir, uyku düzeninizi takip edebilirsiniz. Gayet kullanışlı ve sade bir uygulama. Mutlaka oraya da bir göz atın. Çünkü tüm saat ayarlarını, bildirimleri kontrol etmeyi buradan yapacaksınız. Yani normal standartlarda bir bileklik. Sağ kaydırdığınızda günlük aktivitelerinizi yukarıdan aşağı kaydırınca da pil seviyesini, parlaklık ayarını, uyku modunu ve kilitlemeyi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bu saatin sevdiğim taraflarına ve sevmediğim taraflarına. Öncelikle saatin nefes egzersizi olması beni bir tık mutlu etti. Çünkü böyle stres anınızda bir şey dert edindiğinizde tabii aklınıza gelirse bu nefes egzersizlerini açıp kullanmanız sizin için iyi olacaktır. Anı kesinlikle kurtarır bu arada. Gerçekten deneyimle sabit. O yüzden mutlaka
normal hayatınızda da bu saati kullanmasanız da nefes egzersizlerini yapın. Bir diğer sevdiğim özellik ise General Mobile Watch uygulaması üzerinden döngü takibinin olması. Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Ama aklıma da şu soruyu getirmedi değil. Nesneleri cinselleştirmiyorum kesinlikle ama kalın bilekli kişiler için iyi olabileceğini düşündüğümden bu saati. Döngü takibi ne kadar kullanılır? Yani orası biraz çelişkili çünkü incecik bileğim var ki benim gibi kadınların da genelde incecik bilekleri var. O yüzden yani belki kalın bilekli kişiler de güzel durabilir ama ben taktığımda şimdi takacağım reklam arası. Bakın saati görüyorsunuz şu an. Bende bir de böyle şey şurası büyük ihtimalle orada görünüyordur. Bileğim küçük olduğu için buradan böyle bir çıkış var. Gördünüz mü? Yani böyle şöyle baktığımızda alt taraftan da şöyle göstereceğim. Böyle baktığınızda buradaki bu çıkış bence hiç güzel değil. Çünkü bileğim ince ve bu tam sıkmamış halim. O yüzden ince bilekli kişiler için pek de güzel durmayacaktır diye düşünüyorum. Kendi düşüncem. Uygulamanın içerisinden hareketsiz kalmaya bastığınızda da gün içerisinde çok fazla oturduğunuzda onun saatini de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yarım saat, bir saat, iki saat gibisinden. Size bildirimler gönderiyor ve böyle gerçekten bunun işe yaradığını düşünüyorum. Kalk, hareket et, bir şeyler yap. O yüzden mutlaka buna bakmayı unutmayın. Sağlık önemli. Gelelim sevmediğim özelliklere. Öncelikle buna bence akıllı saat denmez. Ya ben sabahtan beri akıllı saat diyorum ama yani niye öyle dediğimi bilmiyorum. Bence bu bileklik. Neden bileklik? Çünkü akıllı saatlerde arama özelliği oluyor. Genelde uygulamalar bakabiliyorsunuz, uygulama ekleyebiliyorsunuz. Yani işlevleri çok daha fazla. Ama bu bence bir bileklik. Çünkü birisi sizi aradığınızda ne aramayı açabiliyorsunuz, ne aramayı hadi açamadınız, kapattınız. Hani şey yapamıyorsunuz. Hazır mesajlar var ya onları da yollayamıyorsunuz. Belki ileri sürümlerinde gelir. Bunu ekleyebilirler. Ama şu an bunun içerisinde bir aramaya cevap verme yok. Bir arama diye hadi cevap veremediniz mesaj yollama da yok. O yüzden bu bence bir eksi. Çünkü unutacağınız telefonunuz yanınızda olmayacak görecek falan. Yani o an hızlıca yollamak bence iyi olabilirdi. Ama bunun da böyle bir özellik yok. Evet gelelim bir diğer eksimize. Bu saatlerde bildirimler geliyor evet ama geldiğinde hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani birazdan şuraya koyacağız. Ben bir mesaj atacağım ve sadece hangi uygulama üzerinden geldiğini ve sadece kimin gönderdiğini görebiliyorsunuz. Yani yarıda kesiliyor ve hiçbir anlamı olmuyor aslında gelen bildirimlerin. Bu yüzden bence bu bir eksi. Çünkü kocaman ekranın var bence sığdırabilirdin oraya. Ama koymamışsınız. Bence koyun. Neden yapmadınız böyle bir şey? Bu bence bir eksi çünkü hiçbir şey görmüyorsunuz, hiçbir anlamı olmuyor diye düşünüyorum. Son olarak da geldik fiyat performansına. Bu fiyata alınır mı? Peki fiyatı ne? 800 TL gibi bir fiyatı var. Bence bir akıllı bileklik için bir tık fazlaymış gibi geldi bana. Böyle biraz daha uygulaması olsaydı ya da yeni sürümleri nasıl olur bilmiyorum ama bir 800 değil de böyle bir 650-700 arasında olsaydı bence daha makul olurdu diye düşünüyorum. O yüzden bilmiyorum. Almak isterseniz tabii ki alabilirsiniz. Ama daha bilinen markalar var sonuçta. Yani Huawei ya da Samsung gibi markaları tercih etmeniz de olabilir. Çünkü onların daha çok özelliği var. Ama yine de uygun fiyatlı bir şey almak istiyorum derseniz General Mobile sizlerle buyurun efendim alabilirsiniz. Bugün sizlerle General Mobile Watch inceledik. İçinde neler var neler yok genel hatlarıyla değindik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik görmek istiyorsanız bizi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda buluşalım.